Aha şimdi bir de Selim abimi de çekeyim. Yetmediydi derzin ama ne güzel bak. Ardanlı bedava alıyor. Maşallah ama bak sildin onu ya. Cayır cayır parlıyor. Ya güzel oldu değil mi? Selamun aleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi, çok şükür. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Süt getirdim Selim abiye, Orhan abiye. Şimdi gideceğim ahıra. Bakın Selim abimin de. Evet şeyleri çok güzel. Maşallah diyelim mi? Maşallah maşallah diyelim abi. Nasıl Fatih'im? Harika. Sen zaten bu sporu köyde yapan abi, evet. Evet en iyilerdensin. Aynen. Baksanıza şuraya. Sporu yapmayı biliyoruz abi. Spor önemli. Biberleri. Evet. Bunlar olsun da o zaman çekim yapmaya geleceğiz buraya. Ben gidiyorum. Nasıl ki aynı yani. Bak, devam. Devam, devam. Evet abi. Çalışmak ibadettir abi. Evet. Aynen. Sen aynen. De anlıyorsun abi inşaat abi, işlerinde. Biraz. Bak bak. Arabayı da sinyal, çektin garaja. Yok. Hani olur ondan sinyal, olur o. Eski sinyaller yapıyorum abi. Şeyim az geldi. Aldım bir kilo gene etmedi. Hani külü güne yetiştirdim onu. Niye? Al 2 kilo nedir yani? Ya herhalde da yeter dedik de. Allah Allah. Neyse ben gidiyorum. Neyse, hadi. Neyse yetti tam yetti. Hadi güle güle ya. Tamam hadi kolay gelsin. Sütümüzü teslim ettik. Hava da serinledi ya. Ama yüzüm hala biber gibi yanıyor. Şu anlam hiç dokunamıyorum. Böyle dokunduğun yer sanki iğne vurulmuş gibi böyle. Biber gibi yanıyor. İğne sokulmuş gibi oluyor. Şimdi çiftliğe ineceğiz. Bakalım ne var ne yok. Çiftliğimiz tertemizdi. Sabah güzelce temizledik. Akşamdan sağım yapmıyorum gibi bir şey. Aa, ben bir erik toplamaya gideyim. Dur bakalım çiftliğe gitmeden önce. Annem istemişti. Sebaptır. Allah'ım Allah'ım. Kız bu kaç kilo sütten çıktı? 10 kilo. Gerçekten mi? Hı hı. Bu yarım kilodan fazla. Evet yarım kilodan fazla. Aa. Dün sabah yoğurt mayalamam için getirdim 5 kilo sütün kaymağını. Bir de işte akşam da içmeleri için getirdim 5 kilo süt. Onların akşamki kaymağı. Akşamki taze mahsulün tereyağı. Maşallah valla bravo yani benim ineklerime. Şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Maşallah nazar olmasın. Maşallah. Ben şimdi gidiyorum. Erik tamam. Toplamaya geliyor musun? Ben su gözüne gideceğim. Yani ne var oğlum su gözüne? Hadi erik toplayalım. İçerisinde var. İyi tamam o zaman ben gideyim. Çanta var mı? Ha. Erik toplamaya gidiyorum. Abim de gelmiş aşağı. İsmet abim. Yem demiştim ona getirirsin diye. Sağ olsun getirip bırakmış oraya. Ben bir daha yemciye gitmeme gerek kalmadı. İşte benim günlerim böyle arkadaşlar. Dediğim gibi bir fanusun içindeyiz. Dönüp dolaşıyoruz. O fanusun içinde. Şimdi erik toplamaya gidiyorum. Ama şükürler olsun bu fanus çok güzel bir fanus. Pek de dışarı çıkmak istemiyorum zaten. Yani Türkiye'nin birçok yerini gezmişimdir. Yurt dışına gitmedim yani öyle şey yapmadım. Ama bana göre değil arkadaşlar. Özellikle İstanbul, İzmir hepsine gittim yani. Ankara'ya da gittik hepsine gittik büyük şehirlerin. Bana göre değil. Şurada bulduğum huzuru hiçbirinde yakalayamam gibi geliyor. Ha, bunu derken hayat şartları tabii ki de nerede ekmek orada benim. Ailemi geçindirebilmek için her şeyi yaparım yani. Taş bile taşırım. İl de değiştiririm. Allah kimseyi muhtaç etmesin, düşürmesin yeter ki. Şimdi şurada iki çeşit eriğimiz var. Biri, dur ben kamerayı bir döndüreyim. Şimdi şöyle bir eriğimiz var burada. Ben bunlardan İstanbul'a da göndereceğim. Nazlı ablama, Nursa ablama. Onlar da nasiplensinler. Baksana bir sürü eriğimiz var.
Hemen şunun tadına bir bakayım. Analizini de yapayım. Harika. Bir de şu diğer eriye bakalım. Hangisi iyiyse. Hangisi iyiyse ondan toplayalım. Diğeri de şurada. Bunlar çok iri eriklerdir arkadaşlar. Şöyle bir tane alayım. Bunun da hemen analizini yapayım. Bakıyorum. Bu. Neden bu? Bu daha durmaz gibime geliyor ya. Şuradan bir tane daha alayım. Şu yeşilinden de bir bakalım tadına. Hangisi olgunlaşmışsa ondan toplayalım. Diğeri de harika. Bu biraz yumuşak geldi bana. Şu yeşiline bir bakayım. Bu. Yeşili de güzel. Hiç ekşi değil. Güzel. Toplayalım hadi bakalım. Çok fazla toplamayacağım arkadaşlar. Yani yemeklik şu anda topluyorum. Normalde bu erik böyle olacak bakın. Böyle simsiyah olacak. Ve bundan komposto yapacağız biz. Buzluğa falan koyacağız. Şu anda annem onlar işte akşamdan meyve yesinler diye. Tamamen olmamışlarını topluyorum. Böyle can eriği tadı var zaten onlarda. Olmuşu bu. İçi böyle şöyle göstereyim içini. Bakın şimdi. İçi şöyle. Gördünüz mü? Böyle kıpkırmızı olacak. Bunun kompostası da kan gibi böyle kıpkırmızı oluyor. Çok güzel. İçine burcu vişne de atıyor. Siyah üzüm de atıyor. Böyle simsiyah bir suyu oluyor. Çok koyu kırmızı. Şu anda ben yemeklik yani böyle kütür kütür yemeklik topluyorum. Şu erikten de biraz toplayacağım. Şimdi annem merak ediyordur bunu. Annem için toplayacağım biraz. Bakın görüyor musunuz? Maşallah ya. Ey Allah'ım ya. Köy bereketine baksanıza ya. Bundan da toplayayım biraz. Gidelim. Erik toplama işlemimiz tamamdır. Şöyle annem dalından da koparıp yesin diye. Bir salkum da dalıyla getiriyorum ona. O hissiyatı verebilmek için. Herkes dalından koparıp yemek ister değil mi? Ben de böyle bir çözüm düşündüm. Bakın. Evet hadi gidelim. Sinekler saldırıyorlar resmen. Kısa bacakla indim. Bahçeye kısa bacakla inmemek lazım. Şortla falan. Saldırıyorlar şu anda. Yine başladık ya. Hiçbir zaman bitmedik. Nasıl güzel saray mı aşağıda? Nerede? Neredeydin? Erik topluyorum. Siz neredeydiniz? İşte gittik. Anamın istikleri vardı bak. Sipariş. Anam. Saksıya bak. Yiğit bir göstersene saksıyı. İçine gir bakayım. Şunlara sevineceksin ha bak. Ay. Bunlar hediye mi baba? Yoksa ücretini? Ücreti tahsil edeceğiz. Öyle mi? Değil mi baba? Kurban tamam ver bakayım. Gelin bana yap sana. Bırak, şimdi bırakma. Sana bir soru da soracağım. Takipçilerim sana sormasını sormamı istediler. Tamam o kadar uzatma ne baba. Şöyle anne, babam şey aldı bana. Ne bunlar mazgal mı? Asma şeyleri. Çok güzel. Teşekkür ediyorum baba. Kesene bereket. Tamam onların tahsisini şey, ne derler? Ücretini tahsis edeceğiz. Yemize bıraktık aşağıda. Tamam onu da vereceğiz. Fazla veririm ama 100 lira verdim mi yeter. Tamam. Şimdi otur oraya da bir şey sorayım sana. Takipçilerim diyor ki
Herkese soruyorsun da babana sormuyorsun diyor. Sorayım mı? Soracağını biliyor. Baba beni seviyor. Evet. Baba beni seviyor musun? Halen anlamadın mı? Aa, sordum arkadaşlar. Babam beni seviyor. Evet. Bizi herkes seviyor. Evet. Beni herkes seviyor. İşte bu kadardı. Şimdi gidelim. Çiftliğe ineceğim. Yem aldın mı bana? Bırak şu kabinin önüne. İyi, maşallah. Gördüm, gördüm sizi. Kepenk aldım. Kepenk. Yem var da kepenk. Hadi bakalım. Hadi çiftliğe gidiyoruz arkadaşlar. Çok oyalandık ya. Anne. Anne. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Hadi he. Tabii ki anne. He, çantaları aşağı indiririz. Hadi bismillah. Ay. Hadi bakalım. Acaba taze fındıklar oldu mu? Bakalım koyulaştılar mı? Birazcık yok. Daha var. Bunlar kompostoluk erikler. Ama toplamıyoruz. Toplasak derin dondurucuyu açmamız gerekiyor. Bir derin dondurucu da aylık en az 250 lira elektrik faturası getirtiyor. Nasıl stok yapacağız ben de bilmiyorum. Bakalım. 4 ayda 1000 liralık elektrik erik için. Merhaba paşası. Yemimiz burada. Açalım kapıyı. Ve Hi Guys Pro. Herkese merhabalar, merhabalar. Merhaba Narin. Merhaba Ceylan. Merhaba Yazgül'ü. Merhaba, merhaba. Kakın kakın kakın, hadi yemek vakti. Hadi bakalım please. Aa, koca oğlan da yatıyor. Evet, hadi bakalım. Tospik. İneğimize bakalım. Evet. İneğimiz orada ayakta. Her zamanki gibi. İğnelerini yapacağız. Allah'ım yarabbim. 2 saattir koca oğlan arıyorum ya. Gel oğlum gel. Bakın abiye başıma gelenler. Gel. Gel. Gel koş koş. Gel. Gel koca oğlan. Gel. Hadi gir içeri. Gel. Gel gel gel. Ben ahırı temizlemeye başladım arkadaşlar. Temizledim de yani bir su vurmayacağım. Bu akşam yıkamayacağım. Gel. O ara dedim bunu çıkarayım koca oğlanı. Annesinin altını yıkıyordum. Dedim temiz temiz emsin diye. O arada kaçtı. Gel. Gel. Gel oğlum gel. Gel. Hemen takalım onu annesine. Evet. Burası tamam. Diğerlerini de çıkarayım. Bunlar da emsin anacuklarını. Sonrasında bu hayvanları yedirip çiftlikten ayrılacağız.
İnekler tamam arkadaşlar. Buzağlar, köpekler, tavuklar hepsini hallettim. Bir tek Nazara'nın ilaçları kaldı. Onları da hazırladım. Şimdi ineğimizin iğnesini yapacağız. Ateşini ölçeceğiz. Çiftlikten ayrılacağız. Şu anda biraz daha iyi geldi bana Nazara. Biraz daha hallendi, canlandı böyle. Şükürler olsun. Demek ki toparlayacak. İştahı da orta seviyeden biraz daha yukarıda, yani eski iştahına yavaş yavaş kavuşacak gibi. Hemen şu iğnelerimizi yapalım. Sonra ateşini ölçüp çiftlikten ayrılalım. İneğimizin ateşi 39.4. İyi. En azından 40.5 falan değil. Bu bile bizi mutlu ediyor yani. 39.4. Düşecek. Bundan eminim. Çünkü artık eski şeyine dönmeye başladı. Keyfi yerine gelmeye başladı. Daha da iyi olacak inşallah kızımız. Sabah da güzel banyosunu yaptırdık. Mis gibi. Tertemiz oldu. Evet. Başka da bir işlemimiz kalmadı. Hadi çiftlikten ayrılıyoruz arkadaşlar. Yukarıda bakalım bizleri neler bekliyor. Hadi bakalım. Evet. Bir günü daha bitirmenin gururu ile eve giderken acaba yarın hangi işler bizi bekliyor diye düşünüyordu genç adam. Ve sonra şöyle dedi kendi kendine. Aman yarın ola hayrola. Hadi bakalım. Yine saçmalamaya başladın Samet. Mutluluktan mı oluyor bilmiyorum. Artık şöyle gidip böyle bir duş alacaksın. Yemek yiyeceksin. Sonra kahve yapacaksın Burcu. İçeceksin. Muhabbet, sohbet. Yani değil mi? O kadar da olacak yani. Annemin bir lafı vardır. Esir düşmedik buraya ya. Ah benim anama. Annem diyor ki neden sürekli beni çekiyorsun? Aslında annemi ölümsüzleştirmeye çalışıyorum ben. İstiyorum ki böyle 1000 tane videosu olsun. İleride açıp açıp izleriz. Tabii bunu derken ne olacağı belli olmaz yani. Hayat bu. Aha, teleferik aşağı. Arayayım yukarıyı da çeksinler beni yukarı. Çek! Ha duydu. Motor sesini hissedebiliyorum. Şu tel zırıltıyor. Zırıldırıyor. Abimin yumurtaları. Bu kayınvalidem gerçekten çok seviyor beni ya. Samet sen de bizi sevip salsan birazcık. Bakın gülümseyin kameraya. Yok yok. İyi geleyim bakayım. Annen oturacak orada yiyecek. Çay içeceksen o tarafa geç. İçmeyeceksen de tabak yapıp o tarafa vereyim. Annen oturacak orada. Gel böyle. Evet yemeğimizi yedik. Şimdi gidip bir de evde yiyeceğim. Oo. Burcu'ya sakın söylemeyin burada yadığımı. Masa hazırlayacak. Kesin ben söylemem yani. Ne yapıyorsun? Arabayı yıkıyorsun he? Arabamla çakıl taşıysın, kum taşıysın, kömre taşıysın, irmik, kabayan bilmem ne. Ya bunu senin yapman lazım yani. Ben çakılı camlarından taşımadım ki, bagajını süpürürdüm ya da yani. Tamam mı? Ha, bir çakıl koyduk arabaya diye araba iç dış yıkayacağız öyle mi? Öyle ya. Nereye? Akıllı olun ha. Ben gidiyorum. Git abisi git. Ben gidiyorum. Kurtulalım şu çekim olayından da. Aldın bizi reyin ya. Ha böyle bir yakın çekim alayım da. Ya girme gözümü niye arasın ya. Tamam hadi görüşürüz. Tamam sabah erken gel ha. Kaçta? İşte, 6'da gel. Tamam. Bakın Burcu'ya da yolladılar. Çörek varmış bunun içine. İlk defa da çörek yedim ha. Efendim. Ben terlikle gittim. Bakalım Burcu ne yapıyor.
Eve geldim. Şimdi gidiyorum. Abilere. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Şöyle. Şöyle bir şey kullanalım. Ben eve geldiğimde Burcu çocukları uyutuyordu. Ben de hazırlandım. Şimdi tekrardan annemlere gidiyoruz. Şimdi misafirliğe gidiyoruz. Burcu da söyleniyor. Hey Allah'ım diyor. Hadi gidelim. Annemlerle de görüşürüz. Bakalım. Kaç mı oldu? Hani neren oldun bakalım. Sakalları mı? Bakalım gerçekten oldun mu? Ağabeyler incepti neye biraz? Niye? Toparladım işte de temizledim. Hayır, evet. Gene burası bu. Oğlum paran mı yiyordu? Verseydim. Hayır verseydim sana para da gitseydin berbere ya. Mesela yanlara değil. Saçların nasıl oldu? Saçları yatırdın arkaya işte de. Abi dördüncü zamanıydan çocuk gibi oldu. Uzak yalamış gibi olmuş saçlarına. Ya sus lan. Senin bu saatte ayakta işin ne? Doğru yatmaya. Saat kaç? Oh. Saat daha 9. Şimdi çekirdek çitleyeceğiz. Eski günleri yad edeceğiz. Anlatın bakalım. Ya Sabit'e bir şey soruyorum. Video alıyor. Cevap verirken evet, video alıyor. Burcu alabını azıcık da 3 tane aldın oraya. Çekirdek yok yani. Dedim. Hiç sıfır özel hayat. Hep bir muhabbetimiz yok. Habire kabere öyle. Bu ne diyelim lan? Ne gizlilerimiz kaldı mı bir şey ya? Ben sana getireyim yengeci. Kafa dedim şu an. Bir ha bile bak ayrı konu. Ne oluyor şimdi baba, ya? Ne yapıyor? Konuş diye. Baba sakin ol dedi. Bir ertesi gün oldu arkadaşlar. Dün akşam çekimlere devam edemedim. Evde işlerim vardı. Şimdi çiftliğe gidiyorum. Tekrardan yeni bir güne merhaba dedik. Merhaba. Merhaba. Nereye gidiyorsun sen? Camiye. Camiye mi? Bakın burada kim var? Bir tane daha dua okur musun bana? Sübhaneke'den başka. Fatiha'yı biliyor musun? Yok. Fatiha'yı öğrenmedin mi? Hoca zaten dün dersler yarım saat. Diğerleri... O zaman gel birlikte bir Fatiha okuyalım. Hocaya da gidince selamımı söyle. De... Hocam Samet amcam diyor ki de öncelikle Fatiha'yı bize öğretmelisin ki ölmüşlerimizin ruhuna bir Fatiha okuyalım. Tamam mı? Hadi bakalım. Birlikte okuyalım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdine sıradal mustakim. İhdine sıradal mustakim. Sıradal lezine en'amti aleyhim. Sıradal lezine en'amti aleyhim. Gayrul mevzubi aleyhim. Gayrul mevzubi aleyhim. Velezzalin. Velezzalin. Amin. Amin. Ellerini ovuştur sakalına. Tamam mı? Hadi. Tamam. Hoca ilk önce Fatiha'yı öğretsin bakalım. Hadi. Evet, Yiğit de maşallah aynı benim küçüklüğüme. Şu Kur'an kur gitmiş olduğu Kur'an kursuna tamı tamına 9 yıl gittim. Okul biterdi Kur'an kursu başlardı. Kur'an kursu biterdi okul başlar. Bizde böyledir. Yeni kuşak da aynen devam ediyor. Şimdi gidelim. Annemin orada da bitiririm zaten arkadaşlar bu videoyu. Günaydın. Günaydın. Gel bakalım küçük kız. Böyle çömel dizime doğru otur. Sen Fatiha'yı biliyor musun? Hayır. Fatiha'yı bilmiyor musun? Bilmiyorum. Hangi duayı biliyorsun? Lilafi'yi biliyor musun? Hayır. Onları bilmiyorum. Ne biliyorsun sen? Tamam hadi bildiğin bir tane oku bakalım. Tamam sana bugünlük kolaylık olsun. Sana Sübhaneke. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmek ve teala ceddik ve la ilahe gayrim. Ay Allah'ım. Ay, aferin sana. Aynı abim ya. Gel bakalım sen de küçük kız. Seni sinek mi ısırmış? He? Gözünün altına. Tamam. Tamam. Sen daha Kur'an kursuna seneye mi gideceksin? Tamam. Tamam bakalım.
Kararsızız anne. Oğlum. Burada çok şey yapmıyor yani, şeker yüklemez. Ya gereksiz bir şey bana sorarsan. Yani fuzuli. Nedir ya? Şeker yüklemez. Kime yükleyeceksin? Elvan'a. Dedim ona yapayım sana orada şerbet de, iç onu ya. Sonra ölçelim şekerini. Ya gördün mü şeker yüklemesini? Bizim aile zaten hep doktordur. Ya olsun oğlum. Nasıl oldu sakal tıraşı? O değil de 5 sene sonra bu kadar kırışacağım biliyorsun değil mi? Aramızdaki 5,5 yaş var ya bak. Yapım gereği ben öyle kırışmam. Şuna bak şuna. Aynı sana benziyor ya. Şamez sen kırışmasın, annene benziyor. Yüz hatları. Evet. Tamam, baksana. Hiç kimse inanmıyor 70 yaşında. Yanakları pembe pembe. Bak görüyor musun ne kadar gergin vücudu var. Yani ne yaptırıyorsun? Bir de babaya bak. Baba coğrafyaya bas. Oğlum ben senden yaşlıyım normal. Ya ne olur senin yaşından ya. Aramızda var burada 5 yaş diye yani. Siz öyle çözdükten sonra ben nasıl arası girmem lazım. Yani ya. Bak. Kaç yaş var baba aramızda senden? Çok. Demek ki 5 sene sonra teknik yaş. Olarak sen de bu kadar kırışman lazım. Senden benim aramda 40 yaş var. 40 yaş mı? Ya. 43 yaş. 43 yaş varmış babamla benim aramda. Evet. Çok da yok baba. Var oğlum 73, 74. Sen kaç yaşındasın? Ben 30. Sen daha 25 yaşında. 44 yaş var, aramız var. İyi maşallah. Anlamadım ki 44 yaş var. Anne. Efendim. Şimdi bana lütfen samimi ol. Dün akşam bir rüya gördüm. Hayırdır? Rüyama bir aksakallı dede elinde bir asasıyla girdi. Dedi bak evlat. Ben dedi seni sürekli izliyorum. Ya YouTube'dan değil, böyle normal izliyor beni yani gerçek hayatta. Sen dedi sürekli annene soruyorsun ki anne beni seviyor musun diye. O soruların üzerine dedi benim yüreğim parçalanıyor. Çünkü dedi annen her seferinde oğlum seni çok seviyorum diyor sana dedi. Ama dedi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Annen seni hiç sevmiyor dedi. Şimdi bu aksakallı dedeye mi inanmam lazım? Abi annenin kalbine, yüreğine inanman lazım. Yalan değil mi konuştu aksakallı dedi? O aranızı açmak için çok sorduğun için... Seni durdurmak için dedi. Anneler evlatlarını kalbinde besler. Ama abi de dumanların içinden geldi. Çok gerçekçiydi. Nurlu bir amca dedeydi. Hayır. Tamam olabilir ama. O zaman rüyalar gerçek... tersine çıkar. İlham. Anne kadar çocuğunu seven. Efendim. Bu olduğu zaman büyük oğlumuz Ahmet. 18 yaşında. 18 yaşında mıydı? Evet, onu da anlatayım. Evet. Ben buradan da videoyu öyle kapatayım. Evet. Benim en büyük abim, ben olduğum zaman 18 yaşındaydı. Tabii çok şiddetle karşı çıktı bu bebek işine. Dedi ki yani ben 18-20 yaşında delikanlı adamım. Ne bebeği ha şimdi evde? Anneme çok kızdı, değil mi? Astı yüzünü, konuşmadı. Konuşmadı. Annem de üzüldü. Hasta oldun mu anne? Zaten hastaydım. Hastaydım. O zaman da mı hastaydı? Sanki bir hastalık daha eklendi. Sonra neyse gel zaman git zaman derken dünyaya mavi gözlü bir bebek geldi, değil mi? O da mavi gözlü. Abim de tabii, abim de mavi gözlü. Yani abime de çok benziyorum. Sanki bana kızdı diye Allah birebir birbirimize benzetti bizi, değil mi? Evet. Kaderimiz de benziyor. Abim de Şırnak'ta askerlik yaptı. Ben de Şırnak'ta askerlik. Neyse. Sonra abim böyle kızgın. Bebek geldi işte. Hiç şey yapmıyor. Sonra göz ucundan bana bakmış. Böyle derken kaşları kalkmaya başlamış. Böyle. Anne, demiş anne. Bu ne kadar güzel. Bu ne kadar güzel bir bebek demiş ya. Almış beni. Sevmiş. Öpmüş. Öyle mi? Hastaneye getirdi seni anneannem, burada yıkadı seni. Sonra beni sahiplenmiş. Kız anne dedi. Abi Samet için ne dediysem laflarımı geri aldım. Özür diledi mi senden? Anneciğim dedi, bu kadar güzel bebek olur mu dedi. Hep de bana benziyor dedi. Vallahi. Evet, buradan da İstanbul'a Ahmet abime selamlar gönderiyorum.
Örnek. Sana bir de azıcık sallandın yani. Evet. Yiyorsun, yiyorsun. Sana her çarşıya gidip gelmedi. Çikolata alırmış bana. Taşıyorsun. Son 5 sene sonra da kendi çocuğu oldu. Mert dünyaya geldi. Mert aramızda 5 yaş vardır ama bana amca der. Nerede telefon? Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye.